Bugünkü dersimizde Lozan Barış Antlaşması'nın maddeleriyle derslerimize devam ediyoruz. Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milli'de belirlediğimiz milli sınırlarımız tek tek görüşülmüştür. Yunan sınırı Meriç Nehri sınır olacak şekilde kabul edildi. Doğu Trakya Türklere, Batı Trakya Yunanlılara bırakıldı. Çağda ve Bozcaada Türkiye'ye, diğer Ege adaları Yunanistan'a, Trablusgarp Savaşı'ndan sonra geçici olarak İtalya'ya verilen 12 ada ise İtalya'ya bırakıldı. Suriye sınırı 20 Ekim 1921 tarihinde Sakarya Savaşı'ndan sonra imzaladığımız Ankara Antlaşması'ndaki gibi kabul edildi. Irak sınırında bir antlaşmaya varılamadı. Irak sınırının İngiltere ve Türkiye arasında yapılacak görüşmelerle 9 ay içerisinde çözülmesi kararı alındı. Irak sınırı Lozan'da çözülemeyen konular olarak karşınıza çıkar çocuklar. Bu nedenle buna dikkat etmeniz gerekir. Boğazlar konusunda da Lozan'da görüşmeler yapıldı. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona verilecekti. Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak, barış zamanında boğazlardan ticaret gemilerinin geçişine izin verilecekti. Lozan Antlaşması'nda kapitülasyonlar kaldırıldı. Ülkedeki tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edildi. İstanbul'daki Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler hariç, Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler yer değiştirecekti. Yunanistan, Türkiye'ye savaş tazminatı ödeyecek, bunun karşılığı olarak Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakacaktı. Osmanlı borçlarının nasıl paylaştırılacağı da gündeme geldi. Yunu Umumiye İdaresi kaldırıldı. Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla yeni kurulan devletlere de yüz ölçümlerine göre paylaştırıldı. Ancak borçların altın yerine kağıt para ve Fransız frangıyla ödenmesine karar verildi. Rum Patrikhanesi'nin ekümenik özelliği kaldırıldı. Rum Patrikhanesi evrensel olamayacak, siyasi yetkileri kaldırılacaktı. Patrikhane İstanbul'da kalacak, patrik seçimlerinde Türkiye'nin de etkisi olacaktı. Lozan Antlaşması'nda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren tüm konular tek tek görüşülerek karara bağlandı. Irak sınırı ve boğazlar tam netleştirilemedi. Boğazların kontrolü Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tamamen ülkemize geçti. Lozan Antlaşması, Mondros ve Sevr Antlaşması'nın maddelerine göre ülkemizi işgal eden İtilaf devletlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli mücadeleyi kazandığını belgesidir. Bu anlaşmayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı dünya kamuoyuna kabul ettirilmiştir. Bu nedenle Lozan Antlaşması önemlidir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.